Seren Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayız. Takipçimize sıfırdan kadro kuruyoruz. Bugün Harun kardeşimizin hesabına misafir oluyoruz. Ama farklı bir formatımız var. Artık abi çok zeki adamım ya. Çünkü şöyle yorumlar geliyor. Birine kadro kuruyorum ya da onun arkadaşları ya da diğer izleyenler. Ya abi diyor şu adamı niye almıyorsun? Abi bu adam baklıydı. Abi bunu niye almadın diye. Haklısınız çünkü her futbolcuyu kullanmıyoruz. Bazı oyuncular oyunda çok işe yarıyor ama biz bunları bilmiyoruz. Bu yüzden şöyle bir format geliştirdim. Sıfırdan kadro kuracağız yine aynı şekilde. Ama iki tane oyuncuyu siz kadroya belirleyeceksiniz. Yani siz derken kimin hesabına oynuyorsak, kimin hesabına takım kuruyorsak o kişi iki tane oyuncu mevki belirleyecek ve onları bize bırakacak. Biz onları dokunamayacağız ve maçta oynatacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir seri inanılmaz keyifli olacak. Mobil videoların daha fazla gelmesi için beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Basıyorum oyun planına. Basıyorum. Biliyorsunuz taktik ve formatı değiştiremiyoruz. Aynı sizin bıraktığınız gibi olacak. Ve basıyorum. Basamıyorum. Bastım. İki tane. Oha. İki tane oyuncu bırakmış. Bu sol kanat kit. Ha Kostik. Oh. Oyun planı diyelim. Daha doğrusu bir ayrıntılar diyelim. Şöyle bir bakalım. Güzel uyumluluğu en azından olsun. Top sürmesi 83. Alçaktan yüksekten pas güzel. Bu zaten orta uzmanıydı. Bununla demek ki orta açmak durumundayız. İkinci bıraktığı oyuncu da Neves. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Top sürmesi 90. Kontrol 85. İyi güzel. Yani orada iş yapar. Pasör yetenekleri yüksekten pası kötü. Bitiricilik kötü. Ama bu oyuncunun da bir bug'u olduğunu düşünüyor herhalde ya da sevdiği bir oyuncu bunu bırakmış. Şöyle bakalım ama yerini orta ve bakmadan pas gibi özellikleri var. Bu iki oyuncu takımda kalacak. Biz geri kalan yerleri dolduracağız. Bakalım inşallah boşlukları güzel doldururuz. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Bu arada kardeşimizle konuştuk. Harun kardeşimiz bu hesabı para harcamamış. Hep kastığı coinslerle vesaire almış bu topları. Kazanmış. Bu çok daha keyifli. Tabii ki de oyuna para harcamamanız en güzeli. Bu keyif oyunu. Bu şekilde kadrolarla da bir şey yapabilirsiniz. Şimdi çok kötü bir kadro çıkıyormuş. Bilmiyorum çünkü. Ama yani para harcamadan yapması keyifli. Peki kaleci olarak kimlere bakabiliriz? Şöyle üst taraflara da bakıyoruz. Tabii ki kimya da çok önemli ama birçok oyuncusunun kimyası mevcut. Serdar niye kimyaya vesaire bakıyorsun da hangi şeyle oynayacağız? Hızlı kontrayla oynuyormuşuz arkadaşlar. Hızlı kontrayla oynayacağız. Hızlı kontra mobilde iş yapıyor güzel. Şimdi Neuer var. 95'lik Oblak var. Beyler ben şu Oblak'ı bir almak istiyorum. Çünkü diyorsunuz ki abi Oblak'ta bir bug var. Farkında mısın bilmiyorum ama bu bug gerçekten iyi bir bug. Kaleye de ikinci yedek olarak Oliver Kahn'ı alıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Belki Oblak canı istemez. Belki manitasıyla tartışmış olur ve oynamaz. Kötü oynar. Performansı kötü gelir. Yedeklememiz lazım. Şimdi stoper hattına baktığımızda Japonları maponları da almış. Japonlarınki biraz küçük oluyor. Onları değerlendirmeyeceğim. Bastoni var. Bastoni değilmiş bu. Mancini'ymiş. Her İtalyan milli takım oyuncusu stoper oldu mu Bastoni olmuyor Serdar. Neyse. Vida var. Sergio Ramos var. Bu kardeşimiz kim? Tomori. Bayılırım biliyorsunuz değil mi? Tomori var. Tamam. Alaba var. Virgil van Dijk var. Dostlar. Delight var. Delight'ı. Bir de 3 defans. Tamam peki. Şimdi Delight. Alaba var. Alaba'yı şöyle bir yedeğe çekelim gençler. Kesinlikle. Marquinhos var. Marquinhos'u da severim. Sergio Ramos da var. Ruben Dias. Virgil van Dijk ve Ruben Dias bir tık ağır kalabilir diye düşünüyorum ama ben Tomori'yi alacağım. Bana kızacaksınız belki. Tomori. Şimdi neden Tomori'yi alıyorum? Kanka oyuncuyu biliyorum ben çünkü. Bak şimdi. Hemen şuradan geliyorsun Tomori'ye. Hız ve hızlanmayı göstereceğim sana. Bak hemen gel hız ve hızlanmaya. Aşağıda mı hız ve hızlanma? Hız 81, hızlanma 79. Yeter mi? Bence kafi. 84, o zaten artacak birazdan. Artmazsa zaten çıkarırım takımdan. Marquinhos var, Koulibaly var. Marquinhos, Sergio Ramos var. Yukarı doğru biraz çıksak. Rudiger, Bastoni de varmış. Şimdi Rudiger'i aldım buraya gençler. Yalnız şöyle bir durum var. Bastoni varsa Bastoni'yi alırım. Bastoni'yi alıyorum. 3 stoperi bu şekilde yapacağım ama Alaba ile bir yedekleme stoper yaptık. Bir tane daha yedekleme yapalım. Marquinhos ya Virgil van Dijk'i beğenmiyorum ama mobilde bir tık iyi oynuyor. Virgil van Dijk'i alalım. Şimdi sol tarafta Kostik zaten banko oynayacak. Şimdi bir tane böyle kafa da vurabilen bir forvete de ihtiyacımız olacak. İnşallah böyle bir forveti vardır. Şimdi gelelim sol bek ve sağ bek kısmını geçeceğiz. Roberto Carlos bunlar zaten yok.
Şimdi çok önemli bir durum. Şurada Cancelo'ya yer verebiliriz. Cancelo da fena değil, iyi orta açar. İki tane oyuncuyla bir orta kafa sistemi de kurabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. İkinci bir yedek olarak Arnold'u da var. Aspilicueta'sı da var. Hemen şöyle Arnold'la yedekliyorum arkadaşlarım. Güzel, keyifli olacaktır. Şimdi iki tane dost çok önemli. Çünkü 3 stoper açık vermemek için dostların bayağı balta gibi kesici olması gerekiyor benim şahsi fikrim. O yüzden ne yapıyoruz? Bir tanesi Fabinho olabilir. Aa, bir dakika. Ulan Necip'i kaleye aldık, Allah kahretmesin. Neyse, bu hatamızdan döndükten sonra Fabinho var, Kante var. Aslında şöyle bir durum var. Bir tane de Patrick Vieira'mız var. Şimdi Patrick Vieira'yı alacağım buraya. Ama yanına şimdi Fabinho daha iyi kesici ama Kante gibi süratli bir adama ihtiyacım var. Nedeni hızlı kontrol oynayacağımız için. Şöyle defansif olarak hatta bunu Go'da yapabiliriz. Bir dost bir gol kalsın, Kante hem ileriyi besler hem geriye hızlı gelir. Bu şekilde, ama bir de yedekleyeceğimiz bir oyuncu olması lazım. Şurada Tonali mi bu? Tonali var. Casemiro var. Joshua Kimmich var. Dostlar, Joshua Kimmich'i de yedekleyeceğim. Abi şey kalmadı ya. Şimdi sağ tarafta bu kardeşimiz zaten mevcut. Neres. Bunu çıkarmayacağız. Peki gelelim ileri hatta. İleri hatta kimler var? Şimdi OOS ve Go kısımlarını geçiyorum artık. Çünkü orada işim kalmadı. Iniesta'ymış, bilmem neymiş, artık hak getire. Şimdi benim biraz daha böyle orta kabiliyeti yüksek bir adama ihtiyacım var. Sadio Mane var mesela. Performansı C ama bir Sadio Mane'yi alalım. Şöyle bir koyalım. Sanki biraz fazla defansif olarak kadroyu kurduk gibi. Ona bir kontrol ayar çekeceğim. OOS adamına ihtiyacımız yok. Solda Kerem var. Kerem'e ihtiyaç yok. Çünkü daha böyle sağlam orta açabilecek bir adama ihtiyaç duyabiliriz. Vinicius Junior son var. Son da güzel. Neymar da güzel. Abi Vinicius son. Sonu alıyorum şimdilik yedeğe. Forvet hattına bir tane bitirici. Aman ha. Bitireceğim, şöyle bir kafa vurabilecek bir adam lazım. Forvetlere geleceğiz. Diaby var. Bayağı da kadrosu genişmiş. Muhammed Salah var. Muhammed Salah da iş görür. Ama biraz daha yukarı çıkıyorum. Şimdi forvette Rummenigge'yi alacağım bir. Rummenigge benim vazgeçilmezimdir. Ama bir tane şöyle pivot bir forvet. Immobile var. Cenk Tosun var. Lukaku var. Elber var. Valencia var. Koller var. Koller var. İki stoperden şunu çıkaracağım. Alaba zaten orayı joker olduğu için halleder. Cristiano Ronaldo ve Benzema var arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu da şöyle geliyorum. Kollerdense Cristiano Ronaldo ile oynayayım. Çünkü koller ne olursa olsun birazcık ağır kalacaktır. Mbappe var. Lewandowski var. Evet. 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 Şuraya Mbappe'yi alabilirim. Takım canavar oldu. Daha böyle kim alabiliriz? Erling Haaland da var. Yani şöyle yapacağım. Bu maç arkadaşlar şunu yapalım. Haaland'ı buraya alayım. Cristiano Ronaldo'muzla suyla başlayacağız. Ronaldo beğenenler, Ronaldo'yu sevenler bir like atıp bir galp bassın yorumlara, bakacağım. Ronaldo ile başlayacağız. Arkasına da daha sonra da Haaland'ı oyuna sokmayı planlıyorum. Tabii ki de düşüşte gelmezse. Kaleciyi yedekledik. Stoperler yedeklendi. Dos adamının bir tanesini yedekledik. Arnold'u yedekledik. Cancelo ile birlikte. Güzel oldu. Sadio Mane ve Son var. Kafa vurmaya Haaland var. Bence kadroyu fena kurmadık. 3-1-3-3 taktiği. Bakalım bu taktikle nasıl başarılı olabileceğiz. Evet kardeşlerim, maç kısmına geldik. Ulan adam birinci klasmanmış ya. 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, %64 galibiyet oranı var. Yapacak bir şey yok. Kadromuzun son halini yine kontrol edelim. Yani bir hata yaptıysam ya da şöyle. Ya kadro kurmanın en güzel yanı şu. Siz kankalar farklı kurabilirsiniz. Ben farklı kurabilirim. Ahmet farklı kurabilir. Mehmet farklı kurabilir. Yani herkesin tercihi farklıdır. Oyun tarzı farklıdır. Ben normalde Ronaldo'yu falan çok fazla oynatmıyorum ya da Haaland'ı sevmiyorum ama Kostik'le orta açabileyim diye bu oyuncuları aldım. Normalde Rummenigge kesinlikle benim bank oyuncularımdan biridir. Sizler nasıl kurardınız? Hangi oyuncu yerine hangi oyuncu alırdınız? Eğer onu yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. 3 diş geldi. Bakalım bu rakip dişleri bizim elimize verecek mi? Scorpion yazmış. Niki falan da çok güzel. Türkiye formasını seçmiş. 9022 geldi. Birinci klasmanla oynamak da keyifli olacak. Gerçekten kazanmak için elimden geleni yapacağım. Bir oyun planı diyelim. Bizi yarı yolda bırakan çok güzel ya. Harika oldu. Oliver Kahn yükselişte gelmiş ama Oblak'ı bir deneyelim.
En azından nasıl performans sergileyecek? Rakibi kontrol ediyoruz. Fernando Torres var, Messi var. Şahsına münhasır çok böyle kadro, para kullanılmamış, para harcanmamış bir kadro gibi rakibinde. İki tane para harcanmamış kadro. Bilek konuşacak kanka, bilek. Hadi bakalım. Maça biz başladık. Kante, bak. Kankam sen Kostik'in neler yaptığını farkında değilsin galiba. Kostik ortaladı, arka tarafa Cancelo'ya doğru atak devam eder mi? Joshua kim mi? Ben bir panik yaptım ha. Aman Kante aldı, pasını verdi. Eyvah. Vieira sen nasıl bir detaysın. Oha bir an 4 kişi baskı nasıl yaptın lan? Neymar. Neymar pasını verdi. Kötü kontrol almam lazım. Alıp rakibe vermemem lazım. Tehlike çanları çalıyor bizim için korner. Adam David neresi kadroya almış bizim için. Biz ona defans yaptırmak zorunda kalıyoruz. Bu nasıl bir oyundur? Pavard. Şut. Cancelo aldı. Cancelo gidiyor. Şimdi pasımı vereceğim. Ah be geçse çok iyi olacaktı. İndirir miyiz? Vallahi biz indirir miyiz bilmiyoruz ama rakip kaldıracak galiba. Pasını verdi. Gol pozisyonu. Dakika 12. Golü yiyoruz. Sıkıntı yok. Yola devam Kante. Attım pasımı. Mbappe girdi. Bir pas daha. Kostik. Ortaya açtım. Çok güzel. Ronaldo'ya doğru korner. Kostik'le birazcık açıkçası bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Mecburuz yani. Şöyle bir paslı kullanalım mı? Cancelo. Cancelo harika bir organizasyon değil mi arkadaşlar? Çok çok iyi bir organizasyon. Sizce yapmadım. Casemiro. Aha. Kostik alamadık. Uzun gönderdi. Orada Rüdiger hata yapmasın diye tahmin ediyorum. Patrick bir yere vurduk. Şimdi harikasın. Bu arada tabii Neres kısmını da çok kullanmadık. Orada da Kostik var diye. Ronaldo bastı. Neymar aldı. Neymar, Patrick Vieira. Aldık verdik, ekonomiye can verdik. Keşke biz de arada. Arada da keşke topu bize verse. Kevin De Bruyne. Pas. Neymar gidiyor. Ortaya açtı. Bizim Kostik bu kadar iyi açamazken Neymar nasıl ters ayağını açabilir ya? Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Attım pasımı. Patrick Vieira gidiyor. Patrick pasımı verdim. Şimdi Cancelo. Çok güzel gördüm Kostik. Kostik baktı. Yardıra yardıra gidiyor. Şimdi Mbappe girdi. Pasını verdi. İçeriye. Orta. Ronaldo'ya doğru. Ama Ronaldo birazcık hadi kendine ver. Ver artık. Kendini ver şu futbola ya. Rüdiger aldı pasını verdi. Cancelo aldı. Cancelo gerçekten inanılmaz bir oyuncu ya. Pas. Neymar. Dikkat etmemiz lazım. Eyvah. Torres. Aldık. Pas. Bastoni çok güzel gördü. Kostik. Kostik Ronaldo kendini gösterdi ama arkadaşlar gerçekten Ronaldo yani uzun süredir hatta mobilde belki ilk defa oynuyor olabilirim. Ya Ronaldo ile nasıl gol atıyorsunuz? Benim bilek yetmedi buna. Messi pas. Akanji offside bayrağı havada. Oblak'la kullanacağız. Biraz da diğer kanadı kullanalım. Cancelo baktı. Pas. Bir pas daha Cancelo. Tekrardan döndüm. Ama olmadı. Pres yapıyoruz. Almamız lazım. Aldık. Pasımızı verdik. Ronaldo. Ronaldo pas. Cancelo'ya. Süpersin. Şimdi ara top. Girdi. Aşırttım. Aha çok kötü bir ortaydı. Hani yerine orta vardı senin? Yeri orası mı bunun? Dostlar kötü gidişatı dur dememiz lazım. Haaland oyunu aldım. Bakalım süper yedeğimiz ikinci yarı neler yapacak çok merak ediyorum. Aldık topu Rüdiger'le. Verdim pasımı. Süpersin. Kante. Kante pasını verdi orada Cancelo. Cancelo pas. Aslında Haaland'a doğru atmıştım ama gelmedi. Neymar gidiyor. Arayı iyi gördü. Aldım Torres'ten. Bütün aldığım topları geri verdim ha. Şimdi Haaland geçmedi. Eyvah. Eyvah. Over kaçı yapmasın. Over kaçı yapmasın kaleci. Oğlum bir tane şöyle sağlam bir pozisyona girelim ya. Pas. Bir daha. Oğlum kaçmayın artık hadi. Hadi oğlum. Hadi yapabilirsiniz. Kante. Kevin De Bruyne. Ara pas. Torres kaleci. Hadi oğlum. Hadi lan. Messi orta. Oğlum bir ayağımıza gelmedi lan top. Messi ortalayacak. Aldık topu. Pasımızı verdik. Harikasın. Şimdi Kante. Kante. Abi neresi kullanamadık ki? Adam yani neresi aldı bizim için? Neresi kullanamadık? Bunun neresi güzelmiş? Espriye bak. Orta açacağım. Orta.
Bir kafa Haaland. Atak devam edecek. Haaland. Yapma Haaland. Haaland. Atman lazımdı be. Pres yapıyoruz. Aldık mı? Aldık. Aa bak. Yemin ediyorum var canımı sıkacaksınız ha. Cancelo. Attı. Harika. İçeriye. Aman neler oluyor. Arkadaşlar bir oyun planı daha. Birkaç tane süratli oyuncu alacağım. Kostik ve Neres'i çıkarmayacağım. Onlar 90 dakika sahada kalacak. Biraz daha böyle bir şeyler yapabildik gibi oldu ama pres yapıyoruz. Bir tane gol atabilseydik güzel olacaktı. Messi. Messi. Yani adam solda sol ayağına Neymar ters ayak. Sağda Messi ile ortam orta işi bitirdi yani. Dostlar şuraya Arnold'u koyuyorum. Yani güç olarak şuraya güçlensin diye bunu koyacağım. Başka da şöyle sonum onu da alamayız. Neresi çıkarmayacağız? Kostik'i çıkarmayacağız. Hadi şuraya da bu kardeşimizi alalım. Bakalım neler olacak. Son kozlarımızı oynuyoruz artık. Daha 15 dakikadan fazla bir zamanımız var. Neresin böyle bir... Neresinden atar bilmiyorum ama bir gol atacak gibi hissettim ama bu yorgunlukta ne kadar olur bilmiyorum. Salah ortaladı. Kafa. Out. Pası kullandık. Çok güzelsin. Arnold. Pas. Harikasın. İçeriye. Ver yavrum. Orada Kostik. Kostik pasını verdi. Gol pozisyonu. Orta açacak. Açamadı. Atak devam edecek. Yap piresini. Harikasın. Kostik. Ah be içeri doğru vermiştim. Kessié. Bizim var ya ipimizi Kessié. Pedri. Pedri. En iyi zamanlamada verdi. Patrick Vieira koşuyor. Patrick Vieira. Salah. Döndü. Oo oyunda kasmalar. Kasmalar masmalar. Kaleci. Hadi çabuk. Hadi. Gönderdim. İndir. Süpersin. Gel. Bir pas. Haaland. Bir pas. Çok güzelsin Kostik. Alırsam büyük tehlike. Kostik aldı. Ortaya açtım. Haaland vurdu. Haaland vurdu. Dakika 88. Kostik ortaladı. Haaland vurdu. Bu sefer vurdu. Bu arada Ronaldo'dan çok daha iyiymiş Haaland. En azından vurabiliyor. Tabii ki de onu bir sonraki maçımızda da ikinci yarı oyuna sokacağız. Hayır. Böyle şeyler istemiyorum. Çabuk kalk. Kalk. Hemen gönderdim. İndir. Şimdi. Çok güzelsin. Bir pas. Orada maç mı biter bu hoca? Gole gidiyordum ya. İlk maç 1-1. İçime sinmedi. Bir maç daha atacağım arkadaşlar. Haydi bismillah diyor. İlerle dedik mi demedik mi bakacağız. Dostlar küçük bir yanlışımdan dönüyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? İyi bari güçsüz rakip geldi. Bakalım küçümsememek de lazım. Ronaldo'yu çıkarıp yerine Rummenigge'ye koydum. Biz de yanlış kurabiliriz kadroyu. Ben bir şey diyeyim mi? Ronaldo'dan çok verim alamadım. Bu arada David Neres düşüşte gelmiş ama yani neresi düşüşte gelmiş bilmiyorum ama yine oynatacağız. Rakip de şöyle bir kontrol ettiğimizde 4-2-1-3 kadrosu fena değil. Arkadaşlar bu maçı da kazanamazsak artık yazıklar olsun. Rakip Kylian Mbappe yine maça başladı. Yine bir kötü bir his var içimde ama hadi hayırlısı. Kevin De Bruyne aldı topu. Kostik. Biraz da ilk maçta şöyle bir hata yaptık. Kostik iyi ortacı diye bütün topları ona verip orta açmaya çalıştık. Bence yaptığımız mantıksızdı. Bu arada online'da yeni böyle bir sistem mi gelişti? Yani Messi ve Neymar ters ayakla orta iyi mi gidiyor? Bir yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü millet Messi ile falan içeri dönüp vurmak yerine son çizgiye gidip orta açmayı deniyor. Bunu birinci klasmandaki adam da yapıyor. Dörtteki adam da yapıyor. Demek ki oyun dinamiğinde böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey olabilir. Lütfen bana yazın. Messi ile ortaya açtı. Uzaklaştırdım. Atak şimdi bizde. At yavrum. At yalanı. Verdim pasımı. Harikasın. Mbappe gidecek. Mbappe baktı. Mbappe döndü. Pasını verdi çok güzel. Şimdi Kante tekrardan. Abi Mbappe adamın dibidir. Bak aldım. Verdim. Kostik. 2'ye 1'e gel. Ver kanka. Kostik. Arka direk. Orta. Bir. Tamam en azından gol attı. Ben bunu montajda offside'ını kaldırırım. Ben bunu gol olarak şey yaparım. Kostik'le aldık. Kostik. Pasını verdi. Orada Mbappe var. Mbappe. Baktı. Pas çok güzel. Kante. Kante girdi. Girdi. Kante vurdu kaleci. Ah be çocuğum be. Cancelo. Atak devam edecek. Bir pas. Kante. Anasını Kante. Keşke cenabet çıkmasaydım maça. Baktık. Döndük. Elimden göremiyorum hiçbir şey. Orta açacağım. Kostik'te olmadı ama öncesinde yapılan hareket foul. Beyler buradaki ortalarım çok etkilidir.
Hayret edersin. Oradan dedim kaleye var ya, bok gibi açtık ya. Rakip Messi ile oradan yardıra yardı gidecek herhalde. Oğlum bunlar çok işe yarıyor demek ki. Messi, Messi girdi, omzu koyduk, aldık, verdik. Ekonomiye can mı verdik? Şimdi top bizde. Kante, attım pasımı. Cancelo çok iyi gördü. Rummenigge pası, Neres birazcık bu maç kötü bir performans sergileyebilir. Neres, bunun neresi iyi futbolcu diyeceğim ama adam düşüşte geldi yani, doğaldır. Kalede Oblak var, uzun gönderdi. De Ligt eğer Neymar'dan o topu alamazsa seni çıkarırım. Aldık. Patrick Vieira çok güzel. Pasımı verdim, harikasın. Kostic iyi gördüm. Bir pas daha, yine atar mısın? Olmadı. Biz yalnız bu rakibe de gol atamıyoruz. Oğlum paslanmışız lan. Verdim pasımı. Rummenigge girdi. Pas. Orada Mbappe var. Mbappe alamadı. Döndüm. Kostic. Ortayı açtım. Allah'ım. Kante var ya, kesin bir gol atacak ya. Cancelo. Cancelo döndü. Cancelo baktı. Ortaya. Patrick Vieira girdi. Pası geçmedi. Kante. Kante oralarda bir şeyler yapacak, az kaldı. Verdim. Patrick. Alamadık. Bas. 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 Aldım tekrardan. Top bizde. Süpersin. Kante. İyi pas. Şimdi. Allah, ona değildi ama. Orta. Rummenigge. Ah be. Haaland olsa atardı onu. İlk etapta ona vermemiştim ama olsun. Kostic. Kostic gönderdi orada Cancelo. Cancelo attı pasını. Harikasın. Bir pas daha. Kanatta boşluk ama burada da boşluk var. Rummenigge gidiyor. Rummenigge Saliba aldı. Pres yapıyoruz. Aldık mı? Verdik mi? Hoca bitir, tadında bırak. Abi gol atamıyoruz. Bu nasıl bir sistem ya? İkinci yarı Haaland'ı daha almadım. Rummenigge'den çünkü bir şeyler bekliyorum. Mbappe. Mbappe pasını verdi. Rummenigge gidiyor. Rummenigge girecek. Aha çok güzel. Rummenigge girdi. Köşeye. Allah. At. Gol mü? Vur artık. Vur. Vuramıyorum. Vur artık şu topa. Vur. Vur Mbappe. Gelişine vurduk mu bir tanem ya? Bastoni. İndirir miyim, indirdim. Patrick Vieira pasımı da verdim. Çok güzelsin. Harikasın. Kante. Kante pas. Tekrardan girdim. Kante pas verecek. Kaptırdık. Kaptık. Aldık. Verdik. Ekonomiye can verdik. Kante. Pas. Geçmedi. Oralarda iyi basmamız lazım. Basabilirsek tabii. Yapay zeka sıfır olmuş arkadaşlar. Yani gittikçe yapay zeka geriliyor. Yani rakipte ve sizde bak, şu an mesela prese basıyorum. De Ligt vücudunu döndüremiyor. Ve diğer oyuncu, yani yönlendiremediğiniz oyuncuların hepsi mallaşmış. Lütfen Konami, sana buradan uyarıyorum. Oyunu güzelleştirmek için bize bir anket sunuyorsun. O anketi dolduracağım şimdi. Boşlukları dolduracağım. Arnold ortaladı. Uzaklaştırdık. Beyler 60'ta bir oyun planı yapacağım. Tabii ki de kim alacağım biliyor musunuz? Haaland'ı alacağım. Vurduk. Allah. Bas. Bas. Bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbim. Deli olmamak elde değil. Attım. Bir pas. Kante çok güzel gördü. Kostic. Kostic gidiyor. Attım pasımı Mbappe'ye. Mbappe. Pas vereceğim. Şimdi vereceğim. Ay, Kante yalnız inanılmaz. İçeriye inanılmaz koşular yapmıyor mu ya? Helal olsun. Go adamı olarak pasını verdi. Mbappe ver kaça girerse Mbappe kaçar. Mbappe kaçar, Mbappe gidiyor. Mbappe, Mbappe transit geçiyor Mbappe. Mbappe transit geçiyor. Vurmamız lazım. Keşke bir oyuncu değişikliği yapabilseydik. Olsun, canımız sağ olsun. Şimdi aldım. Uzun bir top. Geçmedi. Eyvah eyvah. Hadi oğlum. Oğlum ne yapmışsınız bu oyuna ya? Vallahi bir bu oyun şu an mallaşmış iyice. Ben bayağıdır oynamıyordum ama. Aldık. Pas. Bir pas daha. Araya verecek. Mümkün değil ya. Vallahi billahi var ya. Bu maçta 0-0 biterse kafama sıkar giderim. Neymar. Neymar. Topu alan kanka koşuyor ileri. Yani başka hiçbir halt yok. Böyle oyun mu olur lan? Attım. Rummenigge. Rummenigge girdi. Attım pasımı tekrardan Cancelo. Cancelo pas veremedi. Atak devam edecek. Bir pas. Girdim. Şimdi Cancelo. Her pozisyonda geç kalıyorsun abi. Her pozisyonda biri ayağını sokabiliyor ve geç kalıyorsun. Yapmayın çocuklar. Bir gol. Aldım. Bastoni. Güzel gördüm. Kostic.
iyi pas. Kante bak yine geç kaldı. Gördüğün gibi yani her türlü geç kalıyor. Salah, iyi top, Mbappe, Mbappe pas, komanda, Koman aldık. Uzun gönderdim. Oğlum bir oyun planı yapamadık lan. İndirdim. Şimdi bir pas. Harikasın. Geçer mi? Geçti. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe. Çift vuruşta da geç kaldık. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir tane daha maç atma. Bu nasıl bir oyun be kanka ya? Allah'ını seviyorsan bu nasıl bir oyun? Biz bu maçları nasıl kazanacağız ya? Yani bütün pozisyonlarda geç kalıyorsun. Bütün pozisyonlarda adam ayak koyuyor. Sağ taraftan adam koşuyor. Son çizgiye kadar koşabiliyor. Anlamsız yani. Gerçekten anlamsız. Kardeşimizin puanını çok da fazla kaybetmeyelim artık. Yapacak bir şey yok. Hemen bakalım kaç puan gitti. Bir de 4. klasmandan 20 puan azaldık. Rahatladık. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Instagram Serdar Cosar'dan takip edip kadronuzu kurdurabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.